Sonra buranın temizliği. Arka tanesini olsun olur mu? Nasılsınız? Evet. Ne güzel. Halkımıza güzel bir fırsat sağladı. Proje bu. Allah razı olsun. Bir taraftan da gerçekten bu süreçte maliyetleri ihtiyacımız da vardı. Biz bunları biliyorsunuz ücretsiz olarak dağıttık. Hem 14 tane merkezde bunu dağıttık hem pazarlarda dağıttık. Çok teşekkür ederim. Zor bir zamanda milletimizin ihtiyacını böylelikle karşılamış olduk. Çok sağ olun. Böyle seri bir üretim yapmış olduk burada değil mi? Evet. Ham maddesinden malzemesi. Mamak Belediye'mizin maske üretim tesisine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Tabii ki çok zor zamanlardan geçti. Zor bir süreci tamamlıyoruz elhamdülillah. Ancak bu sürecin başlangıcında özellikle maske konusunda ciddi bir ihtiyaç vardı. Biz de bu ihtiyacı görerek kendi maskemizi kendimiz üretelim diye bir çalışma başlattık. Aslında burada entegre bir sistem söz konusu aslında. Bir küçük bir fabrika var aslında burada gerçekten. Biraz önce arkadaşlarımla beraber gezdik, sizler de gördünüz. Ham maddenin burada birleştirilmesi, maske haline dönüştürülmesi, küresinin yapılması, tek tek parçalar haline dönüştürülmesi, arkasından ipinin, işte lastiğinin dikilmesi, küçük rütuşların yapılması, işte poşetine konması, Mamak markasının ilave edilmesiyle beraber tam bir entegre sistem. Burada yaklaşık günde 10.000 ile 14.000 arasında üretim yapıyoruz bu sayıda. Aslında bu pandemi sürecinin, salgın sürecinin başlamasıyla beraber değerli arkadaşlar 1 milyona yakın maskeyi halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Mamak merkezinde 14 tane merkezde her gün yaklaşık 15 bin ile 20 bin arasında maskeyi ücretsiz olarak halkımıza dağıtımını yaptık. Taksiciler, ulaşım sektörü, muhtarlar, yani aklınıza gelecek her tarafla ilgili aslında aynı zamanda maskelerimizi onlara ücretsiz olarak sunmuş olduk. Aslında bir taraftan maske fiyatları başlangıçta çok yüksekti. 2-2,5-3 liraya kadar yükselmişti. Bizim üretime başlamamızın bir sebebi de buydu aslında. Çünkü seri üretimlerde biliyorsunuz maliyet biraz daha düşüyor ama arz talep dengesine bağlı olarak da fiyatlar yükseliyor. Şu anda birazcık piyasa normale döndü gibi gözüküyor. 50 kuruş civarına döndü. Dolayısıyla bizim maliyetler de aşağı yukarı 50 kuruş civarında. Dolayısıyla üretimimizi piyasa şartlarına göre yapmış olduk. Tabii burada bizim aile merkezimiz burası. Yani bir fabrika falan üretim tesisi diyoruz ama normalde kullandığımız aile merkezi. Pandemi sürecinde aile merkezlerimizin çalışmasına, faaliyetlerine ara vermiştik. Dolayısıyla personelimizle beraber işte iş hocalarımızın, kursiyerlerimizin ve farklı branşlardan arkadaşlarımızın bu süreci verdiğimiz eğitimlerle öğrenmesiyle beraber burada 50'ye yakın arkadaşımızla beraber güzel bir kadro kurduk ve bu hizmetleri yerine getirdik. Artık normal sürece dönüyoruz tabii. Aile merkezlerimizde normal fonksiyonlar biraz daha artık bundan sonra göstermeye başlayacak. Ben bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun diyorum. Gerçekten bütün dünya bu salgınla uğraşırken Türkiye bugüne kadar yaptığı hazırlıklarla özellikle şehir hastaneleriyle ve altyapı çalışmayla beraber bu süreci daha başarılı bir şekilde atlattı. Arkadaşlar bu süreçte hükümetimizde özellikle Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, mali konularda doğal olarak Hazine ve Maliye Bakanımız çok ciddi bir ekip çalışması yaptı ve ülkemizi bu zor süreçten bir anlamda daha atlatılabilir, daha süreci yönetilebilir hale getirdi. Biz de yerel yönetim olarak, Mamak Belediyesi olarak bu çerçevede özellikle de dezenfekte çalışmalarına çok yoğun bir şekilde çalıştık. İşte maske üretimimizi yaptık. Bir önce maskeden bahsettim ama biz bir taraftan da siperlikle üretiyoruz. Bu arkamda gördüğünüz 3 boyutlu yazıyla beraber teknolojinin son imkanlarını kullanarak maskeye ilaveten destek olmak açısından siperliği de üretmeye başladık 3D yazılarımızda. Burada günlük aşağı yukarı 100 civarında üretiyoruz. Hani tek makineyle beraber. İhtiyaca göre bunun sayısını arttırmayı düşünüyoruz tabii. Biz bu süreçte 24 saat 3 vardiya yaptığımız çalışmalar oldu.
Özellikle biz dezenfekte çalışmalarında, işte maskeyle ilgili olsun, diğer konularda olsun, sosyal yardımlarla ilgili çok yoğun bir çalışma yaptık. 10.000'i geçti, 10.000 paketi geçti dağıttığımız, gel saatten dağıttığımız gıda paketi. İnsanlarımız özellikle sokağa çıkma sınırlamasının olduğu günlerde 24 saat bir telefon kadar yakındık onlara. Defa Sosyal Destek Grubu'yla, Kaymakamlık'la beraber, tüm personelimizle beraber başarılı bir süreç yürüttüğümüze inanıyoruz. Tabii süreç biraz daha artık, bundan sonra süreç biraz daha yavaşladı. İşte pandemi ve salgın süreci tamamlanıyor, öyle gözüküyor. Biz de yine dikkat edeceğiz tabii sürecin daha sağlıklı olarak yürümesi için. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, maske, mesafe ve temizlik. 3 tane kural var, maske, mesafe ve temizlik. Bunlara yine dikkat edeceğiz. İnşallah sağlık diliyorum ben bütün halkımıza, güzel Mamaklara, güzel Ankaralılara. Katkı verdiğimiz için bu süreçte insanlarımıza, özellikle maske konusunda katkı verdiğimiz için memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum.